Bakın arkadaşlar. Bakın. Toplaşın şuraya. Toplaşın arkadaşlar. Size hayatın anlamını anlatacağım, söyleyeceğim şimdi. Toplaştınız mı? Ben lisedeyken, lisedeyken abi bir yandan bilgisayar oynardım. Hatta ne oynadığımı da hatırlıyorum. Duke 3D oynardım. Duke Nukem. 3D oynardım. Bir yandan da televizyon açıktı. Benim küçük bir 37 ekran televizyon odaya atmıştım, almıştım. Siyaset meydanı vardı. Siyaset meydanında da gençler vardı. O gün. Normalde o kadar gençler olmazdı da işte öyle bir şey yapmışlar hani gençler, üniversiteli gençler falan, liseli, liseli üniversiteli gençler falan siyaset konuşurlardı. Onlar siyaset konuşurken ben oyun oynardım. İşte şey bir konjunktür falan derlerdi. Bir iki tanesi böyle çok iyi konuşuyordu falan. Bir tanesinin adı Onur Mumcu'ydu o çok iyi konuşuyordu. Umarım o Onur Mumcu bu Onur Mumcu değildir. Onur Mumcu'nun oğlu olan Onur Mumcu değildir diye umuyorum ama bilemiyorum. Kaç doğumlu ki o? Harbiden olabilir abi. Ben yaşıt gibi sanki. Neyse fazla düşünmeyelim o konuları. O mesela çok konuş, çok iyi böyle konuşuyordu işte. Konjonktür, format bilmem ne falan. Herkes böyle alkışlıyordu falan genci. Ondan sonra birçok kişi daha konuşuyordu. Herkes ciddi ciddi siyaset. Şimdiki gibi değildi biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi herkes siyasetçi ya artık. Yani maalesef lise, üniversite full siyasetiz artık. Şey oradan yürüdü işte. Oğuzhan Uğur oradan patladı. Oğuzhan Uğur oradan yürüdü. Adam ünlü olduğu için ününü kullanıp siyasetçileri çıkarttı. Siyasetçileri çıkardığı zaman baya bir konuşuldu. Konuşulduğu zaman diğer siyasetçiler de gelmek istedi. Öyle 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 en son artık millet o kadar çıldırdı ki ilk turun sonunda Kılıçdaroğlu'nu bir daha çıkardı falan böyle artık reyting rekorları kırdı. Oradan artık gain falan aldı adam. O noktaya geldi yani. Millet siyasetten çıldırdı çünkü öyle bir e, izlenim yaratıyorlar. Bak hayatınız bu. Öleceksiniz, kalacaksınız bilmem ne. Neyse abi. Ben de çok suçluluk duyuyordum. Diyordum ki bak diyordum ne kadar entelektüel insanlar var. Ben de burada salak salak bilgisayar oynuyorum. Bak ne güzel işte. Sofistike sofistike konuşuyorlar falan. Arkadaşlar şu an 40 küsür yaşındayım. İyi ki de siyasette ilgilenmemişim de bilgisayar oynamışım diyorum. Seçim öncesi yani genel seçim öncesi bunu deseydim genel linç Ama artık şu an desem insanlar hak verecektir sanırım. O seçim o kadar bir tiyatroydu ki o kadar bir Hiçbir şansımız yoktu ki seçmen olarak demokratik yollarla oy vererek şey diyorlar ya işte şey biz duyarlıyız i̇şte ünlüler falan çıkıyor böyle bir oycuk bir oy bir oy hayır hiçbir sikim değişmeyecekti hiçbir sikim değişmeyecekti biz bile o kadar pezimist değildik ama durum bizden bile daha kötüymüş çünkü biz sanıyorduk ki Sinan Oğan'a ya da işte Muharrem İnce'ye oy verilse bir şeyler olsa insanlar uyansa bir şey değişir hayır değişmeyecekmiş. Muharrem İnci çünkü bıraktırttılar. Diğer Sinan Oğan'ı da kendi taraflarına çektiler. Muhalefet şeyi halletti. Fark ettiniz değil mi onu? Muhalefet Muharrem İnci'yi halletti. İktidar da Sinan Oğan'ı halletti. Biz elimizde oylarla oyları götümüze soktuk. Değil mi? Biz o oyları götümüze soktuk. Ne oldu abi? Kim kazandı? İşte Oğuzhan Uğur kazandı. Küçük küçük de benim gibiler kazandı. İşte siyaset hakkında konuştuk böyle millet seyretti falan ya. Kılıçdaroğlu ile ilgili konuştum. Linç yaptılar. Hate watch yaptılar. 150 bin kişi seyretti onu. Hate watch'tan dolayı. Diyorum size. Normalde 20 bin 30 bin sevdi, Onu 150 bin kişi. Neden? Çünkü Reddit demedikte paylaştılar falan. Ekşi demekçi paylaştılar. Dışarıdan dışarıdan adamlar gelip dislike bastılar falan. Gene de %50'nin altına çıkamadı. Şey üstüne çıkamadı dislike. Neyse abi. Kazanan bunlar oldu. Kazanan anket şirketleri oldu. Kazanan bilmem kimler o, Kazanan işte otobüs bağırttıranlar oldu. Seçmenin oyu elinde kaldı. O oyun götüne soktu. Seçmen oyunu götüne soktu abi. Dünya çapında götünü parmakladı seçmen. Siyaset seyredeceğini sabah sabaha kadar kedi videosu seyret daha iyiydi. Siyaset seyredeceğini siyaset konuşacağını sabaha kadar bilgisayar oyna daha iyiydi. Siyaset seyredeceğini sabaha kadar karı kız peşinde git daha iyiydi. George Carlin diyor ki siz diyor kendinizi tatmin etmek için işte vicdan mastürbasyonu yapmak için veya kendinizi tatmin etmek için şimdi seçime gideceksiniz diyor haftaya. Ben de diyor Evde diyor kendimi tatmin edeceğim. Aramızdaki fark benim işim bittikten sonra en azından benim elimde bir şey olacak somut. George Carlin adam. Bizim elimizde oy pusulası bile kalmayacak. Onu bile alıyorlar çünkü. Şey oy pusulası diyorum pardon. Şu veriyorlar ya kağıtları şimdi geldi. Gideceğiz basacağız. Geçeceğiz. Bu kadar. Zafera basacağım. Hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir şey değişmeyecek. İşte bir yüzdemiz falan gözükecek. Yüzde kaçmışız. O gözükecek falan filan. Bu kadar. Oy. Ondan sonra seçim kime oy verelim bilmem ne. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle muhabbetin arasında böyle üç kelimeyle, üç cümleyle falan söylenecek bir şey bu kadar. Nasıl böyle insanlar sofistike sofistike yorumlar yaptılar, şeyler yaptı. Ha onlar kazandı bir de işte. Yorumcular kazandı. Televizyon yorumcuları kazandı falan. Sanki böyle gerçek bir şeymiş gibi. Tiyatro değilmiş gibi. Sanki böyle gerçekten böyle demokratik bir seçim varmış gibi böyle. İşte şey takım elbise takım elbise adamlar falan. Evet işte yüzde yine nasıl altın masa tekrardan toplandı. Altın masa 80. kere toplandı. Bu şey adayı belirleyecekler bu sefer galiba. Evet 3 ay sonra yertelediler falan. Evet, siz ne düşünüyorsunuz? Bu sefer sizce aday belirlenir mi? Aday sizce kim olacak? Hepsi belliydi kankam. Hepsi belliydi. O yüzden oldu bittiye getirebilmek için o kadar kısa. Ne bir ay önce mi? İki ay önce mi ne? İki ay kadar. Hepsi belliydi. Oldu bittiye getirebilmek için oldu. Hepsi belliydi. Hepsi belliydi. Hiçbir bok olmayacağı belliydi. Hiçbir bok olmayacağı belliydi. Sabaha kadar şimdi insanlar çıksınlar işte. Hmm, biz sofistikeyiz. İnsanları millet işte bilgisayar oynarken biz siyaset konuşuyoruz. Hiçbir sikim değil. Sizin beyniniz bak. Pro wrestling'i gerçek güreş sanan insanlar sizden daha akıllı. Ha bunu da söyleyeyim. Pro wrestling'i gerçek güreş sanan insanlar sizden daha akıllı. Ya size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi hangisi daha iyi? Hangisi daha iyi? Seçim için, seçim döneminde, daha önceki seçimden bahsediyorum. Genel seçim döneminden. Seçim için sabah akşam siyaset seyredip, sabah akşam işte kulis yapıp, sabah akşam arkadaşlarına kavga edip, şuna oy ver, buna oy ver. Sabah akşam Twitter'dan acaba ne olmuş, şu siyasetçi ne demiş, bilmem ne yapmış. Sabah akşam işte televizyondan siyaset. Bu mu daha iyiydi sizin için? Yoksa Somut bir şekilde kendinizi geliştirmeye çalışmak mı? Tamamen siyasetten bağımsız bir şekilde. Her ne iş yapacaksınız mesela o iş konusunda. Bunları siktir edip ne iş yapacaksın? Oyun dizayneriysen o, filmciysen onunla ilgili, yazarsan onunla ilgili, çizersen onunla ilgili, spor yapıyorsan sporla ilgili, müzisyense onunla ilgili. Hangisi sizin için daha iyiydi? Artık bugün görüyoruz. Bu seçimlerde de öyle, ileriki seçimlerde de öyle. Tabii ki elin taşın altına koyan insanlar apayrı. Onlar kesinlikle lazım. Ve sağ olsunlar onlar da oluyorlar zaten. Onlar da oluyorlar sağ olsunlar. Elini taşın altına koyan insanlar. Kesinlikle lazım. Oldukları için onlara teşekkür ediyoruz. Çünkü birilerinin yapması lazım bunun. Evet ama ya tiyatroya da tiyatro demek lazım arkadaşlar. Tiyatroya da tiyatro demek lazım. O bir tiyatroydu. Şimdi çıktılar dediler ki evet bak demokratik bir şekilde bak gene biz geldik. Kılıçlar Reis işini bitirdi. O da emekliye ayrıldı şimdi. O da rahat. O da kafalar rahat. Şimdi ötekinde sıra. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. İşte. İşte arkadaşlar. İşte. Şöyle dursun. Sağda da tekrar yazıyor bak. Sağ üst köşede de tekrar yazıyor. O da önemli. O da önemli. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Bu şey arkadaşlar işte. Soldaki Kılıçdaroğlu. Sağdaki Özgür Özel. Fantom <laughs> 39. İşte o yüzden Twitter'a girmiyorum zaten. Kediye üzülenlere söven muhafazakar bir grupta. İşte o yüzden Twitter'a girmiyorum ki. Bak ne demiştik arkadaşlar? Kural neydi? Twitter beyinsiz festivali. Ya yani sosyal medya genel olarak öyle zaten. Twitter'da kaçışın yok. Mesela Instagram'da izole edebiliyorsun kendini. YouTube'da izole edebiliyorsun kendini. Twitter'da olmuyor. Yok olmuyor. Ne yaparsan hep olmuyor abi. Çünkü böyle bir giriyorsun orada hashtagler orada bilmem neler orada. Bak TikTok'ta öyle ya. TikTok'a o yüzden giremiyorum. Yoksa herkes dedi abi bak TikTok'ta sen çok da anlıyorsun. TikTok açsana. TikTok paylaşsana giremiyorum ki. Giremiyorum. Yani bir site, bir uygulama nasıl olmalı? Ben mi çok old school? Ben çok old um sanırım. Uygulamaya girersin. Sonra der ki işte video, bilmem ne, yorum, çart çurt. Sonra sen videoya basarsın. Orada seçenek var subscription mesela. Subscription'a basarsın. YouTube'da öyle. Subscription'a basarsın. İşte takip ettiğinlerin falan filan tamam buradan. Buradan seçersin. Diğerleri muhatap olmazsın bile. YouTube'u o yüzden ben takip ediyorum. Instagram'ı o yüzden takip ediyorum. Sadece takip ettiğim insanlar var çünkü. Instagram'da da amk beyinsiz olayı var ya onu da kasıtlı olarak yapıyorlar. Search'e bastığın zaman ana sayfa çıkıyor. Orada garip grup şeyler var. Keşfet. Jahreynler para için mi oradalar? Oradalar mı derken Twitter'dan mı bahsediyorsun? Twitter'dan mı? Evet. Yani evet. Çünkü bayağı Twitter'dan iyi para kazanılıyor. Ama mesela tıklanmaya göre çok az. Çok aşırı tıklanman lazım yani. Çok aşırı tıklanman lazım doğru düzgün bir para gelebilmesi için. Oradan bir de şu oluyor ama mesela çok fazla çevren varsa ve takipçin de varsa oradan da tabii şey oluyor. Canlı yayına çok insan geliyor. Takipçin çok olduğu zaman birçok elin elin çok e, güçleniyor canım. Mesela e, politikacılarla bile konuşabiliyorsun. O olunca daha da ünleniyorsun falan filan öyle gidiyor. Troll Furkan o zaman oradan yürüyor abi. Zaten o kendisi diyordu. Siz diyordu klikledikçe işte 2500 dolar kazanırım ama doğru değil o. Twitter tıklamalarını 2500 dolar kazanamasın ayda. İmkansız bir şey. Şöyle ciddi ünlü olman lazım. Ciddi ünlü olman lazım. E şimdi şey paylaşmış ya eleman. Troller beni bloklama kampanyası yapmış. Hayatımda ilk defa birini bloklayan troll görüyorum. Bak hayatımda ilk defa birini bloklayan troll görüyorum. Troller bloklama kampanyası yapmış. Engelleme kampanyası yapmış. Lütfen paylaşır mısınız? Seyircim çok azaldı falan diyor. Ciddi ciddi yani şey arkadaşlar Twitter'da harbiden troll olarak iyi para kazanabiliyorsunuz da o olayda bak o olayda insanlar uyanmış. İlk defa çok ilginç kim çıkarttıysa o kampanyayı blokluyoruz kampanyası. O blokluyoruz kampanyasını kim çıkarttıysa gerçekten ilk defa insanlar uyanmış. Ve öyle bir noktaya geldi ki adam şey diyor doğru düzgün seyircim kalmadı diyor. Lütfen diyor beni paylaşın. Gelirim azaldı diyor lütfen beni paylaşın diye şey yapmış. Ciddi öyle tweet atmış. SS'ini yolladılar bana. Troller beni blokluyor, bloklattırıyor falan demiş. Nereden başvuracak abi troll olmaya? Başvurmuyorsun ki gidiyorsun paralı e, Twitter alıyorsun. Çok kolay ki. Yani bakın Twitter'ın e, lağım olmasının sebebi o. Çünkü millet çözdü. Troll olduğun zaman iyi tık geliyor. O yüzden herkes troll. Normal insan o yüzden yok. Daha yeni şey çok ünlü oldu. Yani onu artık paralı troll mü? Onu yapan kişi kendi kendine saldırsın diye mi yapıyor? anlayamıyorsun. Bir tane kadın mesela şey yapmış. Böyle inşaat işleri falan yapıyor. Yani i̇nşaat işi dedim de e, Amerikalı bir kadın. Ne derler? Ta ahşaptan ev yapıyor. Ahşaptan ev yapıyor işte şeyle kocasıyla. Birisi de Twitter'da paylaşıyor başka bir kadın diyor ki işte böyle kadın mı olur? Buna kadın mı diyorsun? Ama kadın da böyle şey, gayet normal. Hani erkek gibi erkek Fatma falan da değil yani böyle şey. Böyle kadın mı olur? Amerikan kadınları hep böyle falan. Ondan sonra tabii linç geliyor. Linç gelince tabii iki tarafta patlıyor bu arada. İki tarafında yani linç edilen kadın da bayağı ünleniyor. Şimdi bunun işte olmaması lazım ama oluyor. E siz bunu yapıyorsanız abi bu kadar koyunsanız o zaman bunu gören insan 10 tane 100 tane 1000 tane daha troll çıkacak. Millet diyecek ki milletin enayisi ben miyim? Bak harbiden başka işin olmasın troll ol. Bir admine ver mesela. Admine ben devredeyim. Diyeyim ki abi beni hiç uğraştırma. Sadece hukuki olarak sıkıntılı olmayan şeyler olacak. Yap abi trollüğünü. Az önce söylediğin şey işte mesela. İşte katil, kedi katili hemen oraya mesela şey de. İnsanlar için de bu kadar şey yapmıyorsunuz falan. Hemen böyle bir şey yaz. Ben o kadar eminim ki yani. Emindim ki bak az önce arkadaş demiş işte. İnsanlar için o kadar üzülmüyorsunuz falan. Tabii ki. Tabii ki diyecekler. O kadar eminim ki çünkü orası Twitter. Çünkü orası beyinsiz festivali Twitter. Beyinsiz festivali Twitter'da beyinsiz festival Twitter hareketler yapılır. Kedi miyavladığı zaman, köpek havladığı zaman şaşırır mısın? Beyinsiz festival Twitter'da da kedi öldü diye üzüldünüz. insanlar öldüğü zaman... Ha, aynen. Aynen. Aynen beyinsiz festival Twitter. Senden tamamen beklediğim şeyleri yapıyorsun.